Gençler selamlar, ben Sml hocanız. Sml Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar AYT Acil Tekrar Kampı'nın üçüncüsündeyiz ve bugünkü konumuz ise trigonometri. Bu video 10. video olacak sevgili gençler, acil tekrarda haberiniz olsun. Bugün trigonometri konu özetini yapacağız. Öyle konu özeti deyip geçmeyin, yaklaşık 7 sayfalık bir konu özeti sevgili gençler. Ardından da sorularımızı çözmeye başlayacağız. Siz de hazırsanız ve kanala abone olduysanız, bu videoyu beğendiyseniz biz de sevgili gençler konu özetimizi yapmaya başlayalım. Şimdi sevgili gençler, olay birim çemberde bitiyor trigonometride. Analitik düzlemde merkezi, orijin ve yarıçap uzunluğu bir birim olan çembere birim ya da trigonometrik çember diyoruz. Biz bu trigonometrik çemberin sevgili gençler denklemini biliyoruz. Nedir? X kare artı y kare eşittir 1 denklemi bizim birim çember denklemimizdir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu da nereden geliyor? Eğer bu birim çemberse ve burası x'e y noktasıysa, bakın şurası x birim uzunluğunda olduğu için burası x'tir. Y birim uzunluğunda olduğu için burası y'dir. Ve sen bu birim çember üzerinde herhangi bir p noktası seçersen, hangisini seçersen seç, Pisagor'dan x kare artı y kare eşittir 1'i sağlamak zorunda. Dolayısıyla x kare artı y kareye biz birim çember denklemi diyoruz. Bunların da çözüm kümelerini sevgili gençler nasıl yazacağız? Çözüm kümesi öyle x y'lerden oluşmakta ki bunlar bir reel sayı ve x kare ile y karenin toplamı 1 olacak şekilde x virgül y sıralı ikililerin oluşturduğu kümeyle sevgili gençler biz birim çember diyoruz. Bir tam çember 360 tane eş parçaya bölünürse bu eş yaylardan birini gören merkez açının ölçüsüne biz bir derece diyeceğiz sevgili gençler. Bakın işte bunu 360 parçaya bölersek şu kısma 1 derece diyoruz. 1 derecenin 60'ta birine 1 dakika, 1 dakikanın 60'ta birine de bildiğiniz üzere 1 saniye diyoruz. Bunları da bu şekilde gösteriyoruz. Tek çizgi olursa dakika, iki çizgi olursa saniye diyoruz. 1 derece 60 dakika ve 3600 saniyedir aynı zamanda. Bir çemberde yarıçap uzunluğuna eşit uzunluktaki yayı gören merkez açının ölçüsüne ise bir radyan diyoruz. Yani sevgili gençler bakın R. Eğer burası da R oluyorsa işte buranın ölçüsüne de sevgili gençler özel olarak bir radyan diyoruz. Bunu ya 1 üzeri R biçiminde, yani şu şekilde bir radyan olarak gösteririz ya da bir rad olarak yazabiliriz. Ama sorularda genellikle zaten uzun 1 radyan, 3 radyan, 5 radyan, pi bölü 2 radyan biçimde yazıyoruz. Direkt radyan kelimesi yazılıyor. R uzunluğundaki y'yi gören merkez açı 1 radyan ise 2 pi r uzunluğundaki yani çemberin tamamını gören merkez açının ölçüsü de 2 pi radyandır diyoruz. Şimdi burada sevgili gençler hani pi'nin 180 dereceye eşit olduğu ve 2 pi'nin de 360 dereceye eşit olduğu bilgisi aslına bakarsanız kısmen yanlış bir bilgi. Ne dememiz gerekiyor? Pi her zaman 3,14'tür arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak devamını bilmiyoruz. İlk bilmem kaç milyon basamağını biliyoruz ama devamını bilmiyoruz. Çünkü sonu gelmiyor sayının. Aslına bakarsanız pi her zaman 3,14'tür kabaca. Burada niye pi 180 kabul ediyoruz? Pi'yi 180 kabul etmiyoruz. Pi radyan 180 derecedir ve 2 pi radyan 360 derecedir diyoruz. Radyanı unutmuyorsunuz sevgili gençler. Çünkü burada radyan dediğimiz şey buradaki açının aslında ölçüsü. Sen bunu dereceye çevirip bir de bunu 2 pi ile çarparsan eğer, yani 1 radyan çarpı 2 pi dersen işte ancak o zaman 360 dereceye eşit olmuş oluyor. Evet, devam edelim sağ üst tarafla. Burada da radyanla derece arasındaki bağıntı verilmiş. Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Yani sen 57 derecelik bir açıyı radyana dönüştürmek istiyorsan 57 bölü 180 eşittir r bölü pi yapıyorsun ve buradan da pi'yi radyanı çekiyorsun. R'yi çekersen açıyı radyana dönüştürmüş oluyorsun. Tam tersi, eğer radyanı verdiyse de dereceye dönüştürebilirsin bu metodla. Esas ölçü ise bir çemberin üzerinde herhangi bir sabit nokta belirlendikten sonra bu noktadan çember üzerine harekete başlayıp örneğin 420 derecelik bir yay uzunluğu kadar yol almış olalım. 360 derecelik yay kadar hareket edildiğinde başlanılan noktaya geri dönüleceğinden sevgili gençler fazladan ilerlediğimiz 60 derecelik yay boyu kadar yol almış oluyoruz aslına bakarsanız ve bu 60 derece de aslına bakarsanız 420 derecenin esas ölçüsü oluyor. Derece cinsinden bir açının esas ölçüsü bulunurken bu açının ölçüsü 360'a bölüyoruz ve kalan bizim için esas ölçü oluyor. Sonuç olarak bir açının derece cinsinden esas ölçüsü mutlaka ama mutlaka 0 ile 360 aralığında çıkmak zorunda. Dikkat ettiyseniz 360'ı almıyoruz. Çünkü 360 derecenin esas ölçüsü de 0 derecedir diyebiliriz. Radyan, yanlış yazmışız. Radyan cinsinden bir açının esas ölçüsü bulunurken bu açının ölçüsü 2pi'ye bölünür ve elde edilen kalan o açının esas ölçüsüdür diyoruz. Yani derecede yaptığımızın aynısını 2pi olarak yapıyoruz sevgili gençler. O halde bir radyan cinsinden verilen bir açının esas ölçüsü de 0 ile 2pi aralığına çıkmak zorundadır. Gördüğünüz üzere 2pi açık aralık oluyor. 2pi diye bir esas ölçümüz olamaz. Pratik yol olarak verilen radyan cinsinden açı ölçüsü paydasının 2 katına bölündüğünde elde edilen kalanın paydaya oranının o açının esas ölçüsü olduğunu söyleyebiliriz. Örnek veriyorum sevgili gençler. Mesela 8pi bölü 3 bunun esas ölçüsünü eğer ben bulmak istiyorsam bakalım tamam bulabiliriz. Şöyle yapacağız. 8'i sevgili gençler şunun 2 katına böleceksiniz. Bir defa var 6 çıkardınız 2 diyorsunuz. Daha sonrasında esas ölçüsü de şu oluyor. 2pi bölü şuradaki sayının aynısı. 2pi bölü 3 bizim esas ölçümüzdür diyoruz. Yine bir tanım. Şimdi sevgili gençler şurada alfa derecelik bir açı varsa yine birim çember üzerindeyiz. Ben şuradaki uzunluğa kosinüs alfa, şuradaki uzunluğu ise sinüs alfa diye isimlendireceğim. Birim çember üzerindeki P noktasının apsisine alfanın kosinüsü, ordinatına da alfanın sinüsü diyoruz sevgili gençler. Daha detaylarına birazdan ineceğiz. Şimdi P kos alfa sin alfa noktası oluyorsa POH üçgeninde Pisagor teoreminden kaynaklı az önce birine x birine y demiştik. Demek ki sevgili gençler burada da sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı 1 olacak. Şöyle gösterecek olursak bakın burada bir Pisagor uygulayın. Kos kare alfa artı sin kare alfa eşittir 1'in karesinden 1 diyebiliriz. Artık bu bir özdeşliktir bizim için ve sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamına biz soruların içerisinde 1 yazabiliriz. Bunun haricinde sin kare alfa gördüğümüz yere 1 eksi kos kare alfa ya da 1 eksi kos kare alfa gördüğümüz yere sin kare alfa ya da kos kare alfayı 1 eksi sin kare alfaya eşitleyebiliriz. Soruların içerisinde hiçbir mahsuru yok. Demek ki artık x eksenine kosinüs ve y eksenine de sinüs ekseni diyebiliriz. Çünkü gördüğünüz üzere x ekseninin üzerinde gösteriyoruz biz kosinüsü. Y ekseninin üzerinde de sinüsü gösterdiğimize göre artık x eksenine trigonometride kosinüs ekseni, y eksenine de sinüs ekseni diyebiliriz. Yine bunun da içinde hiçbir mahsur yok. Yine birim çember üzerindeyiz ve bu sefer sevgili gençler şurada gördüğümüz x eşittir 1 doğrusunu çizecek olursak. Burada da alfa derecelik açı yapan bir doğru çıkartırsak buraya eğer. Bu doğrunun bir P noktasında kestiğini düşünelim x eşittir 1 doğrusunu ve sıfırdan itibaren yani şuradan itibaren x eksenine bunun olan uzaklığına biz tanjant alfa diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve dolayısıyla tanjantı da biz yine bu doğrunun üzerine gösterebildiğimiz için de biz bu eksenin ismine tanjant ekseni diyeceğiz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken husus pi bölü 2 artı kpi. Radyanlık açının birim kenarları veya kenarların uzantıları A noktasından geçen tanjant eksenini kesmediğinden tanjant pi bölü 2 artı kpi ifadesi tanımsız oluyor. Yani bu ne demek sevgili gençler? Mesela siz şöyle bir açınız var. Bakın şu an alfa orada gösterilen kesilen yer. Biraz bakın tanjant alfa yükseldi. Tanjant alfa arttı. Tanjant alfa biraz daha arttı. Biraz daha arttı. Eğer ki sevgili gençler bu böyle buradan devam etmiş olsaydı ben şunu yaptığım zaman tanjant alfa yine artacaktı. Ben bu açıyı buraya doğru yaklaştırdım. Şu an bile sevgili gençler ekrana sığmayan bir yerlerde tanjant eksenini kestiğini görebiliyoruz bu doğrunun. Fakat ben bu doğruyu tam olarak y eksenine paralel bir biçimde bırakırsam doğal olarak x eşittir 1 eksenine de paralel olacağından bu iki doğru paralel olduğu için hiçbir zaman kesişmez ve biz deriz ki demek ki tam açıyı 90 derece yaptığımız zaman tanjant eksenini kesmiyor. O halde biz buna tanımsız dememiz gerekiyor. Aynı şekilde pi bölü 2'ye kpi eklersem yani pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi ekleyerek elde ettiğim açılarda sevgili arkadaşlar tanjantı tanımsız yapmaya yetecektir diyebiliriz. O halde arkadaşlarım tanjant nerede tanımlıymış? R eksi pi bölü 2 artı kpi açılarından eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında tanımlıymış diyebiliriz. Peki x eşittir 1 doğrusunu çizeriz de y eşittir 1 doğrusunu çizmez miyiz? Pek tabii çizeriz. Bunu çizdikten sonra da sevgili gençler şu şekilde bir açı attığımız zaman Bakın şurada şuradan şuraya kadar olan kısmın uzunluğuna biz ne diyeceğiz? Kotanjant alfa diyeceğiz. Tanjant alfa dediğimiz gibi. Buna da kotanjant alfa diyorsak eğer, bu doğrunun ismine de artık bundan sonra kot ekseni, yani kotanjant ekseni diyebilirsiniz sevgili gençler. Yine az önceki 90 ve 90 artı kp'lerde tanımsız oluyordu. Bu sefer bu nerede tanımsız olacak sevgili gençler? 0 ve kp fazlalarında tanımsız olacak diyebiliriz. O halde 0 artı kp yazmak yerine direkt kp yazmamıza da bir sakınca yok. O yüzden de kotanjant alfa fonksiyonumuz r eksi kp'lerden, kp aralığından eksi sonsuz artı sonsuz açık aralığına tanımlıdır diyeceğiz. Tanjant alfayı sevgili gençler özel olarak sinüs alfa bölü kosinüs alfa, kotanjant alfayı da kosinüs alfa bölü sinüs alfa olarak gösterebiliriz bazı sorularda. Bunları siz biliyorsunuz. Ve doğal olarak bu bunun ters çevrilmiş hali olduğu için sevgili gençler, demek ki tanjant alfa ile kotanjant alfa birbirinin çarpma işlemine göre tersleriymiş. Ve bunların da doğal olarak çarpımları ne olacakmış? 1 olacakmış. Çünkü ben mavi ile işaretlediklerimi çarparsam eğer, bakın hepsi gider ve sonuç olarak karşımıza 1 çıkar. Ve bu da bir diğer özdeşliğimiz diyebiliriz sevgili gençler, soruların içerisinde kullanacağımız. Şimdi birinci bölgede bu sinüslerin sıralamasıyla alakalı bir kısım anlatacağız. Bakınız sevgili gençler, benim burada alfa açım beta açısına büyüdükçe sinüs az önce burasıydı, şimdi burası oluyor. Yani sinüsün uzunluğu artıyor. O halde sevgili gençler açı büyüdükçe sinüs büyüyor diyebiliriz. Aynı şekilde kosinüs uzunluğu da bakın beta derecenin kosinüsü şurasıydı ama alfa derecenin kosinüsü burası. Yani açı büyüdükçe kosinüs küçülüyormuş da diyebiliriz. Birinci bölge için geçerli olanlar bunlar. Peki yine birinci bölgede tanjant ve kotanjant için bir şey söylenebilir mi? Şimdi şöyle düşünelim. Bakın alfa derecelik ve beta derecelik bir açı var. Küçük açının karşısındaki tanjant küçük, büyük açının karşısındaki tanjant büyük sevgili gençler. O halde alfa betadan küçükken tanjant alfada tanjant betadan küçüktür diyebiliriz. Ama kotanjant için tabii ki tersini söyleyeceğiz. Çünkü alfa derecelik açımız küçük olmasına rağmen bakın burada kesiyor. Kotanjant alfa burası. Beta derecelik açının kotanjantı ise bakın bu burada kestiği için buraya da biz kotanjant beta diyeceğiz. Açı küçüldükçe kotanjant büyümüş. Doğal olarak da sevgili gençler alfa betadan küçükken kotanjant alfa da kotanjant betadan daha büyüktür deme hakkına sahibiz. Geçiyorum arkadaşlarım bir diğer sayfama. Tümler, yani birbirini 90 dereceli tamamlayan açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne, birinin tanjantı diğerinin kotanjantına, birinin sekantı diğerinin kosekantına mutlaka ama mutlaka eşittir diyoruz sevgili gençler. Bir de özel olarak şuradaki açı değerlerimiz, yani burası biliyorsunuz ki 0 derece ya da 0 radyan, burası pi bölü 2 radyan, burası pi radyan, burası ise 3 pi bölü 2 radyan. Aynı şekilde devam edecek olursak burası 2 pi radyan da denilebilir. Bu özel açıların, üçgeni çizilemeyen özel açıların sevgili gençler şeyleri nedir? Sinüsleri, kosinüsleri, tanjantları, kotanjantları. Şimdi biraz onları inceleyelim. Bakın arkadaşlar kosinüs 0 1 ise sin 0 0'dır. Ve bunlar da arkadaşlar her daim bakın biri 1 iken diğeri 0 olacak. Birisi eksi 1 iken diğeri 0 olacak diyoruz. Kosinüs pi bölü 2 0 iken sinüs pi bölü 2 1'dir. Kosinüs pi eksi 1 iken sinüs pi 0'dır. Kosinüs 3 pi bölü 2 0 iken sinüs 3 pi bölü 2 eksi 1'dir. Ve kosinüs 2 pi 1 iken sinüs 2 pi 0'dır. Hocam bunları ezberleyeceğiz mi? Hayır, ezberlemeyeceksin. Sonuç olarak bak şimdi sen buranın 1 olduğunu, buranın 1 olduğunu, buranın eksi 1 olmasını ve buranın da eksi 1 olması gerektiğini biliyorsun. Şimdi kosinüs 0 dendiği zaman sen 0 derecelik bir açı çizeceksin ve burasının da sen kosinüs ekseni olduğunu bildiğin için bak kosinüs 0 1'i gösteriyor. Peki sinüs 0, şimdi bu da 0 derecelik bir açı. Sinüs ekseninde, yani y ekseninde nereyi gösteriyor? Yatayda 0'ı gösteriyor. Hiçbir yeri göstermiyor. 0'ı gösteriyor diyebilirsin. Dolayısıyla sin 0 0'dır. Mesela gelin 3 pi bölü 2'ye bakalım. Bu açıyı çizdik. Sinüs 3 pi bölü 2 nedir? Sinüs ekseninde nereyi gösteriyor? Eksi 1'i gösteriyor. Demek ki sinüs 3 pi bölü 2 eksi 1'miş. Peki kosinüs ekseninde nereyi gösteriyor? Hiçbir yeri göstermedi. O halde 0 diyebiliriz sevgili gençler. Bölgelere göre trigonometrik fonksiyonların işaretleri nasıl peki? Bir de buna bakalım sevgili gençler. Şimdi normal x ve y kartezyen koordinat sisteminde siz x'in nerelerde pozitif, y'lerin nerelerde pozitif veya negatif olması gerektiğini zaten biliyorsunuz. Bunu ilkokulda öğrenmiştik. Sinüs ve kosinüs de aynı o şekilde yapabiliriz. Çünkü artık ben buna kosinüs ekseni demiştim. Buna sinüs ekseni demiştim. X'ler nerede pozitifse kosinüsler de orada pozitiftir. Y'ler nerede pozitifse sinüsler de orada pozitiftir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir tekerleme amacıyla falan ezberlemektense bu şekilde aklınızı tutmak mantıklı olacaktır. Hocam tanjant kotanjant için bir şey söyleyebilecek misiniz derseniz de sevgili gençler, tanjant ve kotanjant zaten sinüs ve kosinüsün birbirine oranları olduklarında tanjant ve kotanjantın işaretlerini ezberlemek zorunda da değilsin. Sadece sinüsün kosinüsün bu şekilde kosinüs ve sinüs eksenine göre artı mı eksi mi olduğunu bilirsen diğerlerini de buluyorsun zaten. O yüzden devam edelim. Sağ üst tarafla. Burası boş. Tanım. Dik üçgende dar açının trigonometrik oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Şimdi ABC bir dik üçgen. B kenarın dik. B köşesi dik köşe arkadaşlar. Şuraya da teta derecelik açı diyelim. Kosinüs teta dendiği zaman teta'nın hemen komşusundaki dik kenara bakıyorsunuz. Komşu dik kenarı sevgili gençler hipotenüse oranlıyorsunuz. İşte bu size hipotenüsü verecektir. Kosinüsü verecektir. Hipotenüs nedir? Devam. Eğer ki siz karşı dik kenarını, yani teta'nın karşısındakini hipotenüse bölerseniz sinüsü bulursunuz. Sin teta'yı bulursunuz. Eğer ki komşusunu karşıya bölerseniz tanjantını, komşusunu karşısına bölerseniz kotanjantını, karşısını komşusuna bölerseniz tanjantını bulmuş olursunuz sevgili gençler. Başka bir trigonometrik fonksiyonumuz, yani sekant ve kosekant, zaten onları da şuraya yazalım. Sekant dediğimiz şey 1 bölü kosinüstü. Kosekant dediğimiz şey de sevgili gençler 1 bölü sinüstü. Yani bu komşu bölü hipotenüstü kosinüs. O zaman bu nedir? Hipotenüs bölü komşu. Kosekant ise 1 bölü sinüs. Yani sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. O zaman burası nedir? Hipotenüs bölü karşıda diyebilirsiniz özel olarak. Ama önce sinüsü bulup daha sonrasında ters çevirmek daha mantıklı bunları ezberlemektense. İndirgeme formülleri çoğumuzun zorlandığı mevzu. Neye göre işaret değiştiriyoruz, neye göre işaret değiştirmiyoruz? Bunlar sevgili gençler. Şimdi indirgeme formüllerinde aslına bakarsanız burası 4. bölgemiz. Şimdi 4. bölge için konuşacak olursak neden 4. bölge dediniz hocam? Çünkü mesela kosinüs eksi alfa aslında nereden gelmiştir? Kosinüs 0 eksi alfadan gelmiş. Ve sevgili gençler 0 derecenin yani 2pi olduğunu biliyorsunuz. 2pi'den alfayı çıkarırsanız 4. bölgeye düşecektir açımız. Bakın 0 burası. Alfa derecelik bir açı çıkardıysam bakın 4. bölgedeyim demektir bu. O halde arkadaşlar 4. bölgedeki işaretlere göre oyun oynayacağız. Kosinüs 4. bölgede pozitif olduğu için sadece bu pozitif. Sinüs, tanjant ve kotanjant negatif olduğu için alayı negatif olacak. İşaret bunlara göre belirleniyor. 0 derece ve 180 dereceyi ekleyip çıkarmalarda sevgili gençler isim değişmediği için biz kosinüsü kosinüs, sinüsü sinüs olarak bırakıyoruz. Aynı şekilde tanjant tanjant, kotanjant kotanjant. Açı değeri ise içerideki alfanın aynısı olacak. Yani bu kos alfa, bu eksi sin alfa, eksi tan alfa, eksi kot alfa olacak diyoruz. Bu muhabbeti bir de şöyle düşünmenizi istiyorum. Hani normalde biz diyoruz ya bunu gösterdikten sonra işte kosinüs yutmuş, sinüs de kusmuş diye. Aslına bakarsanız tanjant ve kotanjant da kusuyorlar. Ama buna sin kusmuş, kos yutmuş şeklinde ezber daha kolay olduğu için sadece onları söylüyoruz. Aslına bakarsanız bunu şu şekilde düşünün. Trigonometrik fonksiyonlardan, yani bu 4 ana fonksiyondan aslına bakarsanız içlerindeki tek çift fonksiyon budur sevgili gençler. Sadece bu çift fonksiyondur. Diğerlerinin hepsine tek fonksiyon diyebiliriz. Tek fonksiyonun özelliği neydi? F eksi x eşittir eksi fx'ti. Çift fonksiyonun özelliği neydi? F eksi x eşittir fx'ti. Yani çift fonksiyonlar zaten o eksiyi yutuyorlar. Tek fonksiyonlar da zaten o eksiyi kusuyorlar diyecektik sevgili gençler. Bunları da bu şekilde aklınıza tutmanız daha mantıklı olacaktır. İkinci olarak 2pi'nin esas ölçüsü 0 olduğundan 2pi'leri atalım. Gerisi sadece birinci madde oluyor. Yani sen burada 2pi'lerin yerine 0 yazabilirsen zaten eksi alfalar geliyor. Sinüs eksi alfa eksi sin alfaydı. Kosinüs eksi alfa kosinüs alfaydı. Tanjant eksi alfa eksi tan alfa ve kotanjant eksi alfa da eksi kot alfaydı zaten. Üçüncü olarak şimdi de pi eksi a durumlarına bakalım denmiş. Fonksiyonun ismi değişmiyor. Bu bir. İkincisi fonksiyonun bulunduğu bölgenin işaretini yazıyoruz. Bunun için de şurada fonksiyonun hangi bölgede hangi işaretin olduğunu anlamanıza yardımcı olacak bir tekerleme var. Ben kendim kullanmıyorum ama kullanan arkadaşlar gayet bu durumu seviyorlar. İyi de ezberlemişler. Kullanmak isteyen varsa yine de kullanabilir sevgili arkadaşlar. Mesela sinüs pi artı alfa. Şimdi pi'ye, yani pi şurası, alfa eklediğim zaman 3. bölgeye düştüğü için, bakın 3. bölgede sinüsün işaretini arkadaşlar negatif. İçerideki açının aynısını alıyoruz. İsimle aynı kalıyor. Eksi sin alfa. Bakın kosinüs 3. bölgede negatif. Negatifi aldık. İçerideki açının aynısını alıyorsunuz. İsim aynı. Eksi kosinüs alfa. Bakın pi'den bu sefer, bakın burası pi'ydi. Alfa derecelik bir açı çıkaracak olursam bu ikinci dereceden ikinci bölgeye düşer sevgili gençler. Ve ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için artı diyoruz. Ve isim aynı şekilde kalıyor. Sinüs alfa diyorsunuz. Tanjant 3. bölgede pozitif olduğu için artı diyoruz. Tanjant alfaya eşit oluyor direkt. Evet sevgili gençler, sağ üst tarafa geçelim. Konu özeti olduğu için hızlı bir şekilde tekrar yapıyoruz. Detaylı olarak konu anlatımını dinlemek istiyorsanız da lütfen Sml Hoca YouTube kanalına, yani yine bizim kanalda sevgili gençler, 2021 tayfa konu kampına, konu anlatım kampına bakabilirsiniz. Trigonometri konu anlatımı için bol miktarda soru çözümümüz mevcut videomuzda. Şimdi dördüncü olarak pi bölü 2 artı veya eksi alfa, 3 pi bölü 2 artı veya eksi alfa durumlarında ise, ki çok kullanmadığım bir durum, soruların içerisinde mecburi olarak çözdürmedikten sonra çok kullanmadığım bir durum. Çünkü genelde şöyle yapabiliyorum. 3 pi bölü 2 burasıydı. Pi bölü 2 de burasıydı değil mi? Varsayalım ki şöyle 3 pi bölü 2 artı alfa diyor ya. Ben şuradaki beta'yı zaten bildiğim için ben burada pi eksi beta'yı kullanıyorum. Yani pi bölü 2 artı alfa demek yerine ben pi eksi beta demeyi tercih ediyorum. Çünkü zaten burada isim değişmiyor. Kafada hiçbir zaman karışmıyor. Kafa karışmayınca da soruyu doğru çözme ihtimaliniz de çok miktarda artıyor. Ama yine de anlatalım. Kullanan arkadaşlarım var. Fonksiyonun ismini değiştiriyoruz. Yani sinüsleri kosinüs, tanjantları kotanjant ya da kosinüsleri sinüs, kotanjantları tanjant yapıyoruz. Ve yine fonksiyon hangi bölgedeyse o bölgenin işaretini yazıyoruz. Mesela sevgili gençler, pi bölü 2 artı alfa. Kaçıncı bölgeye düşer bu? İkinci bölge. Hocam nereden anlıyoruz onları? Bak burası pi bölü 2 ise alfa derecelik bir açı eklediğin zaman ikinci bölgeye düşersin. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için ismini de değiştiriyoruz. Niye? Pi bölü 2 eklendiği için kosinüs yapıyoruz. Buradaki açının da aynısı. Mesela tanjant 3 pi bölü 2 eksi alfa. 3 pi bölü 2 şurasıdır. Ve ben bundan alfa derecelik bir açı çıkardığım zaman yine 3. bölgeye düşeriz. 3. bölgede tanjant pozitiftir. Tanjantı kotanjant yaparız ve açımız aynıdır. Artı kotanjant alfa diye çevirebiliriz. Yine keza sevgili gençler, diğerlerinde aynı şekilde hangi bölgede hangi fonksiyon hangi işarete sahipse o işaretler geçerli oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi teoremlerimize bakacağız trigonometride. Kosinüs teoremi hangi durumlarda kullanmalısın söyleyeyim. Mesela burada sadece alfa derecelik açı, a derecelik açı için verilmiş bir kosinüs teoremi. Sen buradaki açıyı biliyorsan ve şu kenarla şu kenarı da, yani açının hemen komşusu olduğu kenarları da biliyorsan buradaki a birimlik uzunluğu hesaplayabilirsin. Nasıl hesaplıyoruz? İşte diyorsun ki a kare eşittir, hesaplamak istediğinin karesi eşittir, b kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs a derece diye yazabiliyorsun. Tabi burada hocam ben şununla şunu biliyorum ama şunu bilmiyorsam onu da hesaplayabilir miyim? Pek tabi hesaplarsın, sıkıntı yok, hesaplayabilirsin tabii ki. Sinüs teoreminde ise sevgili gençler, bakın şurası a, burası b, burası c ve bu da çevrel çember arkadaşlar. Bu da çevrel çemberin doğal olarak yarıçapı olmuş oluyor. A bölü sinüs a, yani bunun a derecelik açının karşısındaki kenarın uzunluğu bölü bunun sinüsü. B bölü sin b, c bölü sin c, bunların hepsi de çevrel çemberin sevgili gençler, bu üçgenin çevrel çemberinin çapına eşit oluyor. Tabi teorem gereği, yani teoremde, ana teoremde yarı çapa küçük r değil de büyük r dendiği için insanlar buraya hocam bu 2r yani 4r olarak yazabilir miyim diye falan soruyor. Arkadaşlar hayır, o şekilde yazılmıyor. Burada 2r dediğimiz r yarı çapsa 2r de çaptır sevgili gençler. Bunu da sakın unutmayınız. Devam ediyoruz arkadaşlarım, sinüslü alan formülü. Alan formülünde de sevgili gençler aslına bakarsanız Pisagor yani dik üçgende alanın falan çıktığı yer burası. Şimdi alan ABC'yi nasıl bulurum ben? Şu şekilde. Buradaki açıyı biliyorsak 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs A biçiminde sevgili gençler ben alanımı bulabiliyorum. Hocam bir dik üçgende alan falan çıktığı yer dediniz ya, o nasıl olacak? Onu da şu şekilde bak. Şöyle dik üçgen yapalım. Şuraya A diyelim, buraya B diyelim. Daha sonrasında ben bu üçgenin alanını nasıl bulurum? A çarpı B bölü 2 biçiminde alanı bulabiliyorum değil mi? Sinüslü alan teoreminden yapacak olursak da bakın 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sin 90 dememiz lazım. Sin 90 kaçtı? 1'di. Dolayısıyla bakın AB bölü 2, AB bölü 2 demek ki o AB bölü 2 dik üçgendeki AB bölü 2 de aslında sinüslü alan teoreminin bir sonucu olarak karşımıza çıkacaktır. Toplam ve fark formülü arkadaşlarım tamamıyla ama tamamıyla ezberlemenizi, yani bu saatten sonra ezberlemenizi rica ediyorum. Ve bol miktarda da bunlarla alakalı soru çözün ki rahat bir şekilde otursun. Sinüs toplam formülü, sinüs fark formülü, kosinüs toplam ve kosinüs fark formülü. Bunlar oturup size hani bunu böyle ezberleyelim, şunu şöyle ezberleyelim diye anlatmayacağım. Hepinizin ezber yöntemi sonuç olarak farklı. Bunları ezberlerseniz iyi olur. Bu tanjant toplam formülü ve bu da tanjant fark formülü diyebiliriz sevgili gençler. Kotanjant için herhangi bir şey söylemedik. Çünkü sevgili gençler eğer sizden kotanjant A artı B falan istenirse siz tanjant A artı B'yi bulursunuz ve onu ters çevirdiğiniz zaman kotanjantı da elde etmiş olacaksınız. Şimdi bir de notumuz var gençler. Not da şu: eğer sende fx eşittir A ve B reel sayıyken A cos x artı B sin x diye bir ifade varsa ve bu ifadenin alabileceği en büyük değer veya en küçük değer soruluyorsa hemen aynı Pisagor teoremi gibi A kare artı B karenin karekökünü yazıyorsun. Yazdıktan sonra en büyük değer bu, en küçük değer de bunun eksilisi diyorsun. Şununla karıştırmıyorsunuz ama mesela fx eşittir şöyle yazalım, fx eşittir 3 cos x artı 4 sin y'nin alabileceği maksimum değer kaçtır diye sorulursa hocam işte 3 4 5'tir demiyorsun. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi işte 5'tir. Bu yanlış. Neden yanlış, ona dikkat et. Bak burası x iken burası y. Dolayısıyla bunun alabileceği maksimum değer 3, bunun alabileceği maksimum değer 4, toplarsak da 7 gelir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: bunların ikisi de x sevgili gençler. Ha bak, bunu şöyle yapalım, fx eşittir 3 tane cos x artı 4 tane sin x dersek sevgili gençler, evet şimdi cevap 5 olur. Niye hocam yukarıdaki gibi çalışmadı sistem? Şundan kaynaklı, bak ikisi de x olduğu için sen şimdi bunu en büyük değer olarak 1 kabul ediyorsun. Bunu 1 kabul ediyorsan kosinüs x'teki x değerini 0 olarak kabul ediyorsun sen. Yani cos 0 1, ama burada da sen bunu 0 olarak kabul etmek zorunda olduğun için 4 tane sin 0 da 0 yapacaktır. İşte bundan kaynaklı sevgili gençler bunun orta yolunu bulabilmek adına ne diyeceksiniz? 3'ün karesi artı 4'ün karesi, yani o soruda değil bu soruda 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü yani 5, bunun maksimum değeridir. Eksi 5 de minimum değeridir diyorsunuz. Nereden geliyor? Türevle ispatı var ama sinüs ve kosinüsün türevini sevgili gençler müfredat taşı olduğu için çok da girmeyeceğim, çok da bahsetmeyeceğim. Devam ediyorum. Yarım açı formülleri tamamen toplam ve fark formülünün sonuçlarındandır. Yine yukarıdaki toplam fark formülü gibi ezberlemeniz gerekiyor. Sinüs 2x sevgili gençler 2 çarpı sin x cos x. Kosinüs 2x'te 3 tane kullanacağız. Cos kare x eksi sin kare x. Tabi biz burada sin kare x'in 1 eksi cos kare x ve cos kare x'in 1 eksi sin kare x olduğunu bildiğimiz için şuradaki sin kare x'i alırsınız. Şurada yerine yazarsanız 1 cos kare eksi x'i bulursunuz. Buradaki cos kareyi alıp şurada yerine yazarsanız da burada 1 eksi 2 sin kare x'i bulmuş olursunuz. Kosinüs yarımaçı formülü için sorularımız içerisinde bunu da fazlasıyla kullanabiliriz. Ama genelde şu ikisini, bak dikkat et, kosinüs varsa ve yanında da mutlaka 1 veya eksi 1 varsa genelde ya bunu ya da bunu kullanacaksınız. Çoğunlukla bu kullanılmaz bu tarz sorularda. Tanjant yarımaçı formülde sevgili gençler 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x'tir. Bu da buna eşittir diyebiliyoruz. Yine tanjant toplam formülünden geldiğini söylememize gerek yok. Devam. Arkadaşlar dönüşüm formülleri müfredat dışı. Dolayısıyla bu kısmı görmezden gelebilirsiniz. Aha, neler kaldırılmış trigonometriden. Dönüşüm formülleri vardı. Bir de bunun yanı sıra bir de ters dönüşüm formülleri vardı. Eziyet üstüne eziyetti sizler için. Güzel miydi konular? Efsaneydi tabii. Çünkü bayağı kullanışlı. Ama maalesef müfredat dışı bırakıldı. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Şanslısınız. Periyot. Şimdi bu periyot sadece trigonometrik fonksiyonlarda mı var? Hayır, tabii ki normal fonksiyonlarda da periyottan bahsedilebilir. Bazı fonksiyonlar belli aralıklarla aynı değerleri alarak kendini tekrar ediyorlar. Bu tekrarlama özelliğine sahip fonksiyonlara da biz periyodik fonksiyon diyoruz. Kaçta bir kendini tekrar ediyorsa periyodu da odur diyeceğiz. Şimdi reel sayıların bir alt kümesinden f fonksiyonu oluşturuyoruz. Bu a kümesinden b'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. Tanım kümesinden seçtiğimiz her x elemanı için fx artı d eğer fx eşitliği sağlanıyorsa sevgili gençler bu fonksiyonun periyoduna biz t diyoruz. F fonksiyonun periyodik fonksiyonu pozitif, t gerçekleşirse fonksiyon periyod denir. Periyotların varsa en küçüğüne de esas periyot denir sevgili gençler. Şimdi mesela şöyle düşünün. Şöyle yaptım. Şöyle bir fonksiyonum var şimdi benim, tamam mı? O esas periyot nedir onu anlatacağım. Mesela burası 1, burası 2, burası 3, burası 4, burası 5, burası 6 olsun. Şimdi bu fonksiyon kaçta bir kendini tekrar ediyor? Şöyle yaklaşık bakalım. Şöyle yapalım. Bu fonksiyon kaçta bir kendini tekrar ediyor mesela? 2'de bir kendini tekrar ediyor değil mi? Bakın şu hareketi yapmış. Burada bitti, şurada bitti, şurada bitti. 2'de bir kendini tekrar ediyor ama 4'te bir kendini tekrar ediyor desem de yanlış bir şey söylemiş olmam sonuç olarak. Veya 6'da bir kendini tekrar ediyor desem yanlış bir şey söylemiş olmam. Dolayısıyla 6'da bir de kendini tekrar ediyor ama esas periyodu nedir sevgili gençler? Tabii ki 2'de bir kendini tekrar etmesidir. Çünkü en küçük periyot budur sevgili gençler. Şimdi ayrıca fx fonksiyonunun periyodu t ise ab bir reel sayısı için gx eşittir f ax artı b fonksiyonunun esas periyodu da t bölü buradaki x'in katsayısıdır. Yani mutlak a'dır diyebiliriz. Neden mutlak a'ya bölüyoruz onu da ben sana söyleyeyim. Hani fonksiyonlarda fx fonksiyonu varken sen f2x fonksiyonunu bulurken fonksiyon dışarıdan basılıyordu ya. Hani yarısına kadar iniyordu ya. İşte biz ondan kaynaklı aslına bakarsanız bu fonksiyonu o kendini tekrar ettiği yerde t bölü 2 olduğu için biz yarıya bölüyoruz. Hocam burası 1 bölü 2 olursa ne olur? Mesela f 1 bölü 2x o zaman da 2 katına çıkar çünkü t bölü 1 bölü 2 diyoruz. O zaman da uzuyordu hatırlarsan fonksiyon dönüşümlerinde. N sıfırdan farklı bir tam sayı ve ABCD gerçek sayı olmak üzere sevgili gençler. Ben bu periyotları nasıl bulabilirim eğer fonksiyonum karışık bir görüntüye sahipse? Bakın buradaki a, buradaki b, buradaki d beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Sadece kosinüsün ve sinüsün kuvveti bunlar da ilgilendirmiyor. Kosinüsün ve sinüsün kuvveti ve içerideki x'in katsayısı beni ilgilendiriyor. Bunun için de sevgili arkadaşlarım eğer burada kosinüsün ve sinüsün kuvveti tek bir tam sayıysa 2pi bölü mutlak c, çift bir tam sayıysa pi bölü mutlak c diyoruz. Tanjant ve kotanjant da tekliğe çiftliğe bakmadan periyodumuz direkt olarak pi bölü mutlak c'dir diyoruz. Şimdi hocam bu periyot benim ne işime yarayacak diyorsan genelde grafik okumada veya grafik çizmede çok fazla işime yarayacaktır. Dolayısıyla şimdi geçelim fonksiyon grafiklerine. Bakalım şurada 2 sayfa mı kaldı konu anlatımımız? Aynen ki fonksiyon grafikleri bizim için hızlı bitecek. Arkadaşlar fonksiyon grafiklerini, fonksiyonun grafiğini çizme olayı zaten hiçbir şekilde karşımıza size bunu çiz diye bir soru gelemez zaten. Keşke sorsalar ama gelemez. O zaman daha detaylı ve ince bir şekilde öğretirdik. Biz fonksiyonun grafiğini okumayı bilsek yetecek. Ki fonksiyon grafiği okumayı da biliyorsunuz. Yani 2 için fonksiyon nereye gitmiş, 5 için nereye gitmiş, bunları zaten bildiğiniz için sizin burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Size bir fonksiyon verebilir ve bunun grafiği sorulabilir hangisidir diye, ya da bir grafik verir bunun fonksiyonu hangisidir diye sorabilir. Siz de hem periyot yardımıyla hem de hangi değerin nereye gittiği yardımıyla bunları görebilirsiniz, çözebilirsiniz. Dolayısıyla bu 2 sayfayı sevgili gençler ben size bırakacağım. Ters trigonometrik falan, bu 2 sayfayı derken şu, yani şöyle göstereyim. Şu kısmı ve şu kısmı size bırakacağım. Şimdi size ters trigonometrik fonksiyonu başlayacağım özetine. Bir trigonometrik fonksiyonun tanımlı olduğu tüm aralıklarda tersi alınabilir fakat bulunan ters her zaman bir fonksiyon olmayabilir. Bunu biliyorsunuz. Çünkü sevgili gençler bir fonksiyonun tersi her zaman fonksiyon olmayabiliyordu. Neden? Çünkü bu fonksiyon her bölgede birebir ve örten olmayabilir. Her aralıkta birebir ve örten olmayabilir. Biz o zaman şöyle diyeceğiz. Bir fonksiyonun tersinin de bir fonksiyon olabilmesi için fonksiyonun birebir ve örten olması gerektiğinden, trigonometrik fonksiyonlar her aralıkta birebir ve örten olmadıklarından birebir ve örten oldukları bazı reel sayı aralıklarını seçeriz ve deriz ki işte ters fonksiyonun tanım kümesi budur. Kosinüs için arc kosinüsü, sinüs için arc sinüsü, tanjant için arc tanjantı, kotanjant için de arc kotanjantı biz ters fonksiyon olarak kabul edeceğiz. Yani sevgili gençler, nasıl ki özel olarak üstel fonksiyonun tersini log diye bir kelime getirmişiz, ters trigonometrik fonksiyonlarda da trigonometrik fonksiyonumuzun başına ARC harflerini getirerek aslına bakarsanız sadece ters fonksiyonunu bulmuş da oluyoruz deriz. Peki nedir bu arc sinüs fonksiyonu? Birebir olduğu aralık sevgili gençler eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı olduğu için biz bu aralıktan eksi 1 ile 1 aralığına tanımlıyoruz bu fonksiyonumuzu. Unutmayın. Pardon, özür dilerim. Fonksiyonumuzu. Ters fonksiyonu nereden tanımlayacağız? Bu taraftan bu tarafa geleceğimiz için tanım kümemiz eksi 1 ile 1 kapalı aralığı. Değer kümemizde eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı olur diyeceğiz. Yani arc sinüs fonksiyonunun sen görüntü kümesine neresi diyeceksin? Değer kümesine eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığı. Neden diye sordukları zaman da sen ne diyeceksin? Çünkü birebir vörtel olduğu en geniş aralık burasıdır diyeceksin. Peki arc kosinüs fonksiyonu? O halde sevgili gençler arc kosinüse de bakacak olursak birebir ve örten olduğu en geniş aralıktan tanımlayacağız biz f fonksiyonumuz. Yani 0 ile pi aralığında. 0 ile pi aralığını eksi 1 ile 1 aralığına taşıyan kosinüs fonksiyonunun tersi de eksi 1 ile 1 aralığını 0 ile pi aralığına taşır sevgili gençler. Arc tanjant fonksiyonu da yine birebir ve örten olduğu en geniş aralık eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığıdır. Dolayısıyla sevgili gençler f'in tersi de reel sayılardan eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığına tanımlıdır diyebiliriz. Neden reel sayı oldu? Çünkü biz tanım kümemizde neyi kullandık? Yani f fonksiyonunda neyi kullandık? Bu tanım kümesini reel sayılar olan değer kümesine taşıdık. Bundan kaynaklı da tersini r'den bu tarafa taşımak zorundayız. Arc kotanjantta sevgili gençler 0 ile pi aralığını reel sayılara taşıdığı için arc kotanjantta arkadaşlar r'yi 0 ile pi aralığına taşıyan ters fonksiyondur diyebiliriz. Trigonometrik denklemlerde ise, yani hepimizin baş belası olduğunu biliyorum ama özet geçeceğim. Soruların üzerinde daha da güzel anlayacaksınız. İçinde bilinmeyen trigonometrik fonksiyon bulunan ve bilinmeyenin bazı değerleri için doğru olan eşitlikleri trigonometrik denklem denir. Neden bu denklemin tanımını yaptınız hocam diye soracak olursa, çünkü mesela sin kare x artı cos kare x eşittir 1. Hocam bak bilinmeyen var. İşte burada da bir tane eşitlik var. Ben sinüsü kosinüsü bulabilirim. İşte bulursun da buna denklem demezsin. Bu bir özdeşliktir. Trigonometrik özdeşliktir. İşte hani hep anlatılıyor ya sin kare x artı cos kare x eşittir 1 ve bu bir trigonometrik özdeşliktir diye. Yani niye özdeşlik demişler? Trigonometrik denklem desinler mesela. Özdeşlik diyoruz. Neden? Çünkü bütün x reel sayılar için sağlayan bir değer bu. Denklemin çözümünü aramak zorunda değilsin. Çünkü bütün x'ler için sağlar. Ama bak burada da yazıyor trigonometrik özdeşliktir. Ancak sinüs x eşittir 1 veya tanjant x eşittir kök 3 eşitlikleri bazı x değerleri için sağlandığında trigonometrik denklemdir diyoruz. Trigonometrik denklemi sağlayan demişiz. Yukarı bakalım. Gerçek değerleri de bu denklemin kökleri diyoruz. Köklerin oluşturduğu kümeyi de pek tabii çözüm kümesi diyoruz. Şimdi sinüs x eşittir 1 bölü 2 ise x eşittir 30 derece ve x eşittir 150 derecedir. Fakat x sadece bunlara eşit değildir. Neden? Çünkü bunların sevgili gençler 360'ar fazlasına da eşit olacaktır. Dolayısıyla biz diyoruz ki 30 derece artı k çarpı 360, 150 derece artı k çarpı 360 diyebiliriz. K bir tam sayı burada. 2k pi'yi de sevgili gençler orayı 360k olarak yazabilirsiniz. Çünkü açı değerlerimiz radyan cinsinden verilmemişti. Biz buraya 360k ve buraya da şöyle 360k yazsak daha güzel olur. K çarpı 360'dan ziyade. Bu şekilde yazabilirsiniz. Şimdi neden peki direkt 150'yi ve 30'u nereden gördük? Çünkü zaten 30'u ve 150'yi senin bir kere tahmin etmen gerekiyor ezberlemekten öte. İkinci olarak da eğer sen birinci bölgede veya herhangi bir bölgede alfa derecelik sağlayan bir açı bulduysan ikinci sağlayan açın sinüste pi eksi alfadır. Sinüste yapıyorsun bunu bak, sakın unutma. Diğerleri nedir? Sen bunu bulduysan 360 ekleyeceksin. Veya bunu bulduysan yine 360 ekleyeceksin ki aynısını bulasın. Tekrar. Peki kosinüs de hocam. Kosinüsün bir sağlayan kökü alfa ise diğer kökü eksi alfadır. Ya da 360 eksi alfadır. Aynı şeydir zaten. Peki diğerleri hocam 360 ekleye gidebilirsin. Sıkıntı yok. yani sinüs gibi sadece iki değer sağlıyorsa birisi alfa ise diğeri eksi alfadır diyebilirsin. Tanjant ve kotanjantta da sevgili gençler bir tane bulmanız yetiyor. Birini bulduktan sonra bunun 180 fazlası da bizim kökümüzdür diyebiliyorsunuz. Hocam denklemi nasıl çözeceğiz peki? Denklemi çözmenin çeşitli maharetleri var. Onları da soruların üzerinde göreceğiz. Şimdi biraz sesim de yoruldu. İntrodan sonra sorularımı çözmeye başlayalım. Hazırsanız sevgili gençler geçiyoruz soru çözümümüze. Evet gençler sorularımızdayız. Teta demiş 0 ile 90 arasında olmak üzere. Yani nasıl bir açı? Dar bir açı olmak üzere. Kosinüs teta sinüs 20 artı kosinüs 70 bölü 3 sin kare 20 çarpı kosekant 20 olduğuna göre tanjant kare 20 tanjant kare teta ifadesinin değeri nedir? 20'yi nereden okudum? Şuradan onu aldım oradan oraya ekledim falan herhalde. Neyse. Şimdi şöyle düşünelim. Sinüs 20 sevgili gençler onu bir yazalım. Artı kosinüs 70 neye eşittir? Birbirini 90'a tamamladığı için sin 20'ye eşittir. Artı sin 20 yazmayacağım. 2 tane sin 20 yazacağım ben buraya. Sonrasında bölü 3 tane sin kare 20. 3 çarpı sin kare 20 çarpı kosekant 20 nedir? 1 bölü sinüs 20'dir. Daha sonrasında ise gördüğünüz üzere sin 20 ile buradaki sin 20'nin bir tanesi gider. Şuradaki sin 20 ile buradaki sin 20 gider. Geriye sadece 2 bölü 3 kalır. Ve bu da sevgili gençler kosinüs teta'ya eşitmiş. Şuradaki. Şimdi bu şartları sağladıktan sonra hemen bir üçgen çiziyorsunuz. Üçgeni çizdikten sonra da kosinüs teta 2 bölü 3 ise şuraya bir tane teta diyorsunuz rastgele. Kosinüs 2 bölü 3 ise bakın burası 2'dir burası 3'tür. O halde burası nedir sevgili gençler? Kök 5'tir. Şimdi tanjant teta'yı bulalım biz. Karşı bölü komşu yani kök 5 bölü 2'dir tan teta. Peki tan teta kök 5 bölü 2 ise karesi nedir? Tabii ki 5 bölü 4'tür. Dolayısıyla cevap da Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçiyorum ikinci soruma. Şöyle yapalım. Aşağıdaki haritada AB yolu CD yoluna paralel olup her iki yolda AD yoluna diktir. Bakın her iki yolda AD yoluna dikse demek ki sevgili arkadaşlar burası dik. Aha da burası da dik. BC tamam. Demiş ki AB yoluyla BC yolu arasındaki açı da 140 derecedir. Bakın burası 140 derece. 90 90 140 ise burası da ne yapar? 40 yapar. 40 derece. AB 2 kilometre yani şurası 2. CD yolu da 5 kilometre yani burası da 5 kilometreymiş sevgili arkadaşlarım. BC yolu şurası. Köşeleri dahil olmak üzere eşit aralıklarla 22 tane elektrik direği dikilecektir. Buna göre ardışık 2 elektrik direği arasındaki mesafe kilometre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş bize. Şimdi sevgili gençler ben şuranın 40 olduğunu biliyorum. Ve gelin AD yoluna bakın AD yolu şurası şu yola paralel olan bir yol çizelim şu şekilde. Ve diyelim ki hocam burası 90'dır. Burası 90, burası da 90. 90, 40 şuraya ne kalır? 50 kalır. Şimdi pekala. Şurası 5'ti. Tamamı CD yolunun. Burası 2 ise karşısı da 2 olacak. O zaman buraya kaç kalır? 3. Şimdi ben buranın 50 olduğunu biliyorum. Şurası 50 idi. Hem 3'ü hem de BC'yi kullanacak biçimde. Bu 50 dereceyi nasıl kullanırım? Şu şekilde. Karşısı bölü hipotenüsü değil mi burası? Evet. Yani... Sinüs 50 eşittir sevgili gençler 3 bölü BC dememiz lazım. Ve doğal olarak BC uzunluğu da neye eşittir? 3 bölü sinüs 50'ye eşittir. Şimdi demişti ki BC yoluna köşeleri de dahil olmak üzere eşit aralıklarla 22 tane elektrik direği dikilecektir. Ardışık 2 direk arasındaki mesafe 22 direk arasında kaç tane boşluk vardır? 21 adet boşluk söz konusudur. Bakın 1-2 direk arasında 1 boşluk, 3 direk arasında 2 boşluk, 4 direk arasında 3 boşluk varsa bir azı kadar boşluk sayısı oluyor. O zaman 22 direk arasında 21 tane boşluk vardır. BC yolu da 3 bölü sinüs 50 ise ben bu BC yolunu 21'e bölersem, bunu da 21'e bölersem 2 direk arasındaki mesafeyi bulurum. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 7 ve bu da sevgili gençler ne olur? 1 bölü 7 çarpı sinüs 50 olacaktır. Şimdi şuraya yazalım. 1 bölü 7 çarpı sinüs 50. Cevap bu. Bakalım şıklarımıza, bu şekilde verilmemiş de şu sinüs 50'yi siz şöyle yazabilirsiniz. 1 bölü 7 çarpı 1 bölü sinüs 50 nedir? Kosekant 50'dir. Yani cevap kosekant 50 bölü 7 olacaktır. O da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet, sağ üst taraftaki sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz bu bizim. Bana f ve g fonksiyonları verilmiş. F ve g fonksiyonlarının görüntü kümelerinin kesişimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sinüsün görüntü kümesinin eksi 1 ile 1 aralığında olduğunu biliyorsunuz. 1 eklerseniz bu görüntü kümesine 0 ile 2 arasında olacaktır. Bu 1. Kosinüsün eksi 1 ile 1 arasında olduğunu biliyoruz. 2 çarpı kosinüs eksi 2 ile 2 aralığındadır. 1 çıkarırsanız da eksi 3 ile 1 aralığında olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi f'in görüntü kümesi bu, g'nin görüntü kümesi bu. Bu ikisinin kesişimi istenmiş. Alt sınırlardan büyüğü yani 0, üst sınırlardan küçüğü yani 1 bunların kesişimidir. O halde cevap 0 ile 1 kapalı aralıdır diyebiliriz. Cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir. Bu arada sevgili gençler, 40 soruda trigonometri videomuzu izlemenizde fayda var. Gerçekten birbirinden güzel sorular da var içerisinde. PDF'de ücretsiz. Bir göz atmanızı öneririm. Sağ üst tarafa bir yere koymaya çalışacağım. Aşağıdaki birim çemberde alfa açısı 0 ile 45 derece arasında olmak üzere PAO eşittir alfa, şurası boyalı bölgenin alanı hangisidir diye sorulmuş. Şimdi ben bu boyalı bölgenin alanını bulabilmek için tabanımız şurası 1. Bize ne lazım? Yükseklik. Yani şurası lazım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz. Bakın çemberden şurası 2 alfa değil midir arkadaşlar? Yayın üzerindeki A'nın gördüğü burası 2A'dır. O zaman burası nedir? Merkez açı olduğu için 2A'dır. Peki ben şuradaki uzunluğu nasıl elde ederim sevgili gençler? Ne yazarım? Sinüs 2A yazarım. Tabanım 1, yüksekliğim sinüs 2A. Ben bunu 2'ye bölersem cevabı bulurum. Cevap sinüs 2A bölü 2 olacakmış. Yani cevabım Ceyhan seçeneğine verilmiştir diyebilirim. Evet, geçtim bir diğer soruma. Alfa açısı ikinci bölgede bir açıdır. Tamam, ikinci bölgede. Tanjant alfa eksi 3 bölü 2. 3 artı kök 13 çarpı sin a artı kos a işleminin sonucu nedir? Hemen bir tane üçgen çiziyorsunuz. Şöyle bir üçgen çizelim. Ve sevgili gençler diyorsunuz ki şurası alfa. Hocam ikinci bölgede diyordu, yani 90 dereceden büyük, sen dar açı çizdin, sıkıntı yok, merak etme. Şimdi tanjant 3 bölü 2'ymiş ya. Karşısı 3, komşusuna 2 yazdın. Yalnız şöyle bir durum var. Tanjant ikinci bölgede karşısı yani şurası pozitif olacaktır. Komşusu negatif olacağı için buraya eksi 2 yazıyorum ben. Hocam üçgenleri katlettiniz. Evet, katlettim ama sıkıntı yok. Hemen taktik gösteriyor. Şimdi şurası da ne olur? 3'ün karesi 9 eksi 2'nin karesi 4, topladın 13. Demek ki burası da kök 13 olacakmış. Şimdi sinüs alfayı bulabilir miyiz? Sinüs alfa 3 bölü kök 13 yazalım. 3 bölü kök 13. Artı kosinüs alfa eksi 2 bölü kök 13. Toplarsanız 1 bölü kök 13 gelir. Dışarıda sevgili gençler kök 13'ü çok değişik yazdım. Kök 13. Dışarıda kök 13 çarpımımız var. Bir de 3 ekleyeceğiz. Kök 13. Şununla şu gider. 3 artı 1'den cevap ne gelir? Tabii ki 4 gelir. O halde cevabımız da budur diyebiliriz. Geçtim arkadaşlarım bir diğer soruma. X, Y'den küçük olmak üzere yarıçapı 1 birim olan bir kartondan yay uzunlukları X ve Y birim olacak şekilde A ve B parçaları kesilmiş. Tanjant X ile tanjant Y ikisi de 1 bölü kök 3'e eşitmiş. Demek ki sevgili gençler tanjant X 30 olacak, yani bu 30 derece. Başka hangi tanjantın sonucu 1 bölü kök 3? 30 artı 180'i. Yani 210'un. Demek ki bu da 210'muş. 210, 30 daha 240 yapar. Şuraya ne kalıyor sevgili gençler? 120 derece kalıyor. Kalan parçanın yay uzunluğu kaç birimdir? Tabii ki 120 dereceyi ne yapmamız lazım? Radyana çevireceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşlar 180'de 120 ise 2pi'de kaçtır diye sormamız lazım bize. Şu sıfırla şunu götürdüm, 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 2. İçler dışlar çarpımından 4pi bölü 3 eşittir soru işareti gelir. Yani cevabımız 4pi bölü 3 mü? Yanlış mı yaptık? 2 kere 2 4 pi bölü 3 eşittir soru işareti olacaktır. Ha, pardon, özür diliyorum. 180'de 120 ise pi'de kaçtır diye sormamız lazım. Çok üzgünüm. 2pi bölü 3 eşittir soru işareti deriz. Cevabımız da Bursa seçeneği olur. Kusura bakmayın, ben de bazen hata yapabiliyorum. Geçtim bir diğer soruma. Bir odanın ABCD dikdörtgeni şeklindeki duvarının DC uzunluğundaki kornişine perde asılacaktır ve kornişin C noktasındaki ucu zemindeki E noktasına düşmüş. Bakın hop kaymış, buraya düşmüş. Pekala. Kornişin zemin ile yaptığı geniş açı alfa. Zeminle yaptığı geniş açı alfa. 2AB eşittir 5EB dediğine göre ben buraya 5M, buraya 2M diyebilirim. Yani sevgili gençler, AB'nin tamamı 5M iken EB 2M ise buraya da 3M kalmaz mı? Kalır. AB uzunluğumuz 5M ise kornişin uzunluğu da 5M midir? Evet. Bu korniş düşünce boyum kısalmış. Hayır. Demek ki burası da 5M. Burası 3M ise burası 5M ise buraya kaç kalır? 4M. 3, 4, 5 üçgeni. Tabii ki duvarın dik olduğunu biliyoruz. Pekala. Kosinüs alfa ile sinüs alfanın toplamı sorulmuş bize. Bakınız, ben şuraya beta derim. Kornişin kalınlığı önemsizdi. Buraya beta dedim. Şimdi bana bir kosinüs alfa lazım. Bir de sinüs alfa lazım. Ben kosinüs alfa yerine kosinüs 180 eksi beta'yı kullanırım. Bunun yerine de sinüs 180 eksi beta'yı kullanırım. Peki kosinüs 180 eksi beta nedir arkadaşlar? Eksi kosinüs beta değil midir? Peki sinüs 180 eksi beta kaçtır? Bu da sinüs betadır diyeceğiz. Şimdi bana kosinüs beta lazım. Yani 3 bölü 5 ama bunun eksilisi lazım. Eksi 3 bölü 5 artı. Bir de sinüs beta lazım. Yani karşısı bölü hipotenüs 4 bölü 5. İkisinin toplamı kaçtır? 1 bölü 5. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Bir sonraki soruma geçiyorum. Şu kısmı şöyle silelim. Diyor ki bana santimetre birimine göre ölçüm yapan dikdörtgen biçimindeki özdeş iki cetvel şekildeki gibi konulmuş. Cetvellerde 0 tam köşede ve iki cetvel sıfırlarında çakışıktır. Yani tam şurada çakışıkmış ve 0 tam köşedeymiş. Pekala. Bak burası 120 ise karşısı ne olur? Hocam 120 olmaz mı deme, seni döverim. Şurası 90, burası 90, burası 120. 90, 90, 180, 120 daha 300 yapar. Buraya kaç kalır? 60. Güzel, peki. Sakın ola ki buraya da böyle 90 falan deme. Yoksa 30 dersin, bitirirsin kendini. Diyor ki bu iki cetvelin arasında yani öyle bir 90 derecelik bir görüntüsü var ama öyle bir durum söz konusu değil, söylenmemiş. Bu iki cetvelin arasına bir kalem şekildeki gibi konulmuştur. Kalemin bir ucu bir cetvelde 9'un olduğu çizgiye. Yani burası 9 santimetreymiş. Kalemin diğer ucu diğer cetvelde 4'ün olduğu çizgiye. Yani burası da 4 santimetreymiş. Bana neyi soruyor? Kalemin boyu. Ne yapacağız? Bak iki tane kenarı biliyorsun. Bir şurayı biliyorsun. Bir şurayı biliyorsun. Aradaki açıyı da biliyorsun. O zaman ne yapmamız lazım? Kosinüs teoremi. Yani... Ben kalemin boyuna k diyeyim. K kare eşittir 9'un karesi 81 artı 4'ün karesi 16 eksi 2 çarpı 4 çarpı 9 çarpı kosinüs 60. Kos 60'ın 1 bölü 2 olduğunu bildiğiniz için 2 kere kos 60 1'dir zaten. Burası da sevgili arkadaşlar bakın eksi 36 artı 16 da eksi 20 yapar. O halde k kare eşittir. Ne gelir sevgili gençler? 61 gelir. O zaman k yani kalemin boyu nedir? Kök 61'dir. Yani kök Trabzon'dur sevgili gençler. O halde cevabımız da Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer sorumuza. Yine söylüyorum, tekrar söylüyorum. 40 soruda trigonometri diye bir videomuz var. Çok da güzel bir pdf'i var. İndirip o soruları da çözersen, videoda da çözemediği sorulara bakmayı unutmazsan gayet trigonometriyi güzel bir derleyip toparlamış olursun. Kendi adına efsane bir videodur benden sana söylemesi. Diğer konular içinde 40 soru serisi var mı? 40 soru serimiz var zaten. İzlersen anlayacaksın ne demek istediğimi. Gerçekten kaliteli ve muazzam bir çalışma oldu. M1 gerçek sayıdır. X kare artı mx artı sinüs 10 pi bölü 9 fonksiyonunun grafiği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Her şeyden önce bu fonksiyon grafiği bir ikinci dereceden grafik belirtecek. Yani bir parabol belirtecek bize. Çünkü ikinci dereceden bir fonksiyon. Hocam sinüs trigonometrik fonksiyon olduğunu göstermez mi? Sinüs x demiş olsaydı eyvallah derdik ama bu bir sayı arkadaşlar sonuçta, unutmayın. Şimdi dikkatli bir şekilde dinleyelim. X eksenini kestiği noktalarla alakalı bir şey söylediği için ben direkt aklıma delta geliyor. Delta b kare eksi 4ac idi. Burada b'miz m sevgili gençler. A'mız 1. Ve c'si de sinüs 10 pi bölü 9. B kare yani m kare eksi 4 çarpı 1 çarpı sinüs 10 pi bölü 9 diyeceğiz. Şimdi ben buranın pi'den büyük olduğunu biliyorum. Demek ki 3. bölgeye düşecek. 3. bölgede sinüs sevgili gençler negatifti. Eksi 4 kere negatif sayı da pozitif bir sayı yapar. Bu pozitifin üzerine m kare gibi minimum 0 olabilecek bir şey eklersem bu ifade tamamen pozitiftir. Yani delta'nın ben 0'dan büyük olması gerektiğini gördüm. X eksenini kesmediği söylemi yanlıştır. X eksenin negatif apsisi noktaya teğettir demiş. Şimdi bir de bunları teğet dediği için de yanlıştır bu arada. 2 noktada 2 noktada 2 noktada keser. Cevap CD veya Edirne. CD veya Enizli diyordum. Edirne. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu negatif olduğu için kökler çarpımımız yani x1 çarpı x2 yani x eksenini kestiği 2 nokta çarpımı negatif olacaktır. Çünkü eksi bölü 1'den negatif olacak. O halde bizim grafiğimiz x eksenini biri negatif biri pozitif olan 2 noktada kesecektir. Grafik x eksenini biri pozitif diğeri negatif apsiste 2 noktada keser şıkkımız doğru olacak. Cevap Edirne seçeneğiydi. Diğerlerinde pozitif 2 noktada ve negatif 2 noktada keser ifadesi bizim için yanlış olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam. Şimdi bak burada ne var? Pi var. Şunun da sen bir açı olduğunu biliyorsun. Yani bu ne demek aslına bakarsanız? Tanjant pi eksi alfadır. Hadi gelin bunu bir değiştirelim indirgeme formülüyle. Pi'den çıkardığımız için isim değiştirmeyeceğiz. Yine tanjant olacak. Ama pi'den çıktığı için yani pi şurası. Pi'den bir açı çıkarırsanız ikinci bölgeye tekabül eder. İkinci bölgede tanjant negatifti ve sen buraya da alfayı yapıştıracaksın. Yani aslına bakarsanız bizden eksi tanjant alfa soruluyor. Peki bu alfa derecelik açı kosinüsü ne yapmıştı? 3 bölü 5. Hemen çiziyorsun. Hop. Bir tane diyorsun ki alfa derecelik açımız varmış. Evet. Kosinüsü de 3'e 5'miş. 3 bölü 5 yapıyormuş. O zaman burası kaçtır? 4'tür. Tanjant nedir? 4 bölü 3. Ama önünde ne var? Eksi var. O halde cevap nedir? Adana seçeneğidir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim sağ üst tarafa. Demiş ki arc sinüs 1 artı arc kosinüs 1 bölü 2 eşittir pi eksi x olduğuna göre tanjant x nedir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle sinüsü 1 yapan açı sevgili gençler pi bölü 2'dir. Hocam sinüsü başka bir şey 1 yapmaz mı? Yapar da 360 fazlası yapar. Ama biz ters fonksiyonumuzun görüntü kümesinde böyle bir eleman olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla pi bölü 2 diyeceğiz. Kosinüsü 1 bölü 2 yapan açı nedir arkadaşlar? Pi bölü 3'tür yani 60'tır. Pi bölü 2 ile pi bölü 3'ü bir toplayacağız. Bu da 5 pi bölü 6 olur. Ve bu sevgili gençler pi eksi x'e eşitmiş. Yani x eşittir pi eksi 5 pi bölü 6 diyebiliriz. 5 pi. 56 yazdım yalan. 5 pi bölü 6 çıkarırsak ne gelir arkadaşlar? Pi bölü 6. Demek ki x kaçmış? Pi bölü 6'ymış. Tanjant x soruluyor bize. Yani tanjant pi bölü 6 neydi? 30. Tan 30 kaçtı arkadaşlarım? Kök 3 bölü 3'tü. Yani cevabımız da Ceyhan seçeneği olur diyebiliriz. Bir diğer soru. Aşağıda zirvesine teleferikle ulaşılan bir dağ görseli verilmiş ve teleferik A noktasından harekete başlayarak önce B noktasına yani A'dan başlıyor hareketine önce buraya daha sonrasında C noktasına varıyor. Şurası 20, burası 50, burası 300 kök 3 ve burası 200 metre olduğuna göre AC kaç metredir diye sorulmuş. AC dediği yer nere? Aha da şurası. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım sizle beraber şuna dikkat etmek istiyorum. Şurayı silelim, kullanabiliriz. Şimdi bakın burası 50 idi. Ben şunu şu şekilde uzatayım. Bunu bu şekilde uzatırsam sevgili arkadaşlarım. Hatta bir bakalım. Öyle uzatmayalım da şöyle diyelim. Şunu şöyle indireyim ben aşağıya. Bak şimdi şurası dik olsun. Dik indirdim. Şurası ne olur? 70 mi? Burası kaçtı? 90. 90, 70, 160 yapar. 50 daha 210 gelir. O halde şuraya kaç kalır arkadaşlarım? 150 derece. Soru bitti. Niye? Kosinüs teoremi yapacağız. Şimdi ben şuraya x diyeyim. X'in karesi eşittir 300 kök 3'ün karesi artı 200'ün karesi eksi 2 çarpı 2'yi çok kötü yazdım. 2 çarpı 300 kök 3 çarpı 200 çarpı kosinüs 150. Kosinüs 150 de sevgili gençler eksi kosinüs 30'a eşittir. Ve bu da eksi kök 3 bölü 2'dir. Hemen yazalım. Eksi kök 3 bölü 2. Şu eksiyi sildim. Kök 3 bölü 2 dedim. Bak buradaki 2 ile buradaki 2 gider. 300 köküçün karesine 200'ün karesini ekleyip bundan bunu çıkaracağız. Köküç kere köküç 3 yapar sevgili gençler. Şu sıfırları saymazsak 2 kere 3 6 18. 4 tane de sıfır gelecek. Bu yani burası 180 bin. 300'ün karesi 9 0 0 0 0. Köküçün karesi de 3'tü. Bunu 3 ile çarparsanız 27 bin gelir. 27 bin değil 270 bin artı 200'ün karesi de 4. 4 tane 0 gelir 40 bin. Bu ikisinin toplamı da sevgili gençler bize 310 bini verir. Şöyle artı bir de bunun üzerine 180 bin ekleyeceğiz. Eklediğimiz takdirde de 49 4 tane 0 gelecek. Yani 49 4 tane 0 dedik 5 tane yazdık. Yani sevgili gençler 49 çarpı şöyle yani 7'nin karesi çarpı 10 üzeri 4. Şimdi x kare buysa x nedir arkadaşlar? 7 çarpı 10'un karesi değil mi? Yani 700'dür diyebiliriz. Ve x sorulmuştu bize. O halde cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Güzel soruydu kendileri. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Şimdi bana demiş ki E noktasında birbirlerine dıştan teğet olan çemberler şekil 1'deki gibi konumlandırıldığında D1 ve D2 doğruları arasındaki uzaklık 12 metre. Yani şurası 12 metre oluyormuş. Ve şekil 2'deki gibi konumlandırıldıkları zaman da 9 metre oluyormuş. Sinüs 2 teta değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bunu şöyle yaklaştıralım, biz sorumuzu çözelim. Bizden istenen neydi arkadaşlar, onu da şuraya yazalım. Sinüs 2 teta kaçtır diye sorulmuştu. Teta dediğimiz açı da aslında şurası. Şimdi peki biraz düşünelim ve çözelim. Arkadaşlar öncelikle ben şunu şöyle çekecek olursam, şurası merkezdi. Buraya R1, buraya R1 diyelim. Daha sonrasında şunu da şu şekilde çekecek olursam, yine şurası merkez. Buraya R2, buraya R2 diyelim. 2 tane R1 ile 2 tane R2'nin toplamının 12 metre olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla R1 ile R2'nin toplamı 6 metredir diyebiliriz. Bu 1. Bu 1. İkincisi, ben şunu şu şekilde çekecek olursam, şöyle. Tamam. Bir bakalım bu şekilde bir işe yarar mı? Sinüs 2 teta sorulmuştu bize değil mi? Hemen kontrol ediyorum. Tamam, şöyle diyeceğiz. Tamam, çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben şu kısmın, farklı bir renk kullanalım, şuranın ve şuranın aslına bakarsanız toplamını biliyorum. Neydi? R1 ile R2'ydi değil mi? Bak bu R2'ydi, bu da R1'di. R1 ile R2'nin toplamı 6 ise buradaki 9'dan 6'yı çıkarırsam sadece elime şurası geçer ve burası da 3'müş. Bak burası 3. R1 ile R2'nin toplamı 6 değil miydi? Yani şurası. Bu da 6'dır. Bak burası R2 idi. Burası R1'di sonuç olarak. Burası 3. Burası 6 ise sevgili gençler. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 6 oluyordu. Buraya da ne kalır arkadaşlarım? 3 kök 3 mü kalır? Yani şurası teta ise bizim bu teta dediğimiz açı ne olacaktır? 30. Benden sinüs 2 teta istenmiş. Yani sinüs 60 istenmiş. Sinüs 60 kaçtı? Kök 3 bölü 2'nin ta kendisiydi. Şuradaymış. Cevap Ceyhan'dır sevgili arkadaşlar. Güzel soruydu. Devam edelim bir diğer sorumuzla. Tanımlı olduğu aralıkta fx eşittir kosinüs 2x bölü 3 eksi 1 fonksiyonu veriliyor. Tersini bul demiş. Bak şimdi tersini bulurken taktiği söylüyorum. 1. X'e uygulanan işlemleri yazıyorsun. 2 ile çarpılmış mı önce x? Bak burada evet 2 ile çarpılmış. 2. Kosinüsü alınmış. 3. 3'e bölünmüş. Ve 4. 1 çıkarılmış. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musun? Tersten başlayacağız ve 1'e doğru 4'ten başlayıp 1'e doğru bütün işlemlerin anti işlemini yapacağız. 1 çıkarmayıp da burada önce 1 ekleyeceğiz. 3'e bölmek yerine 3 ile çarpacağız. Kosinüs almak yerine ark kosinüs alacağız. Çünkü tersi buydu değil mi? Dolayısıyla diyeceğiz ki ark kosinüs 3x artı 3, 2 ile çarpmak yerine de 2'ye böleceğiz. Cevap ne olacak o zaman? Ark kosinüs 3x artı 3 bölü 2 yani Adana seçeneği olacak diyebiliriz sevgili gençler. Ters almak bu kadar basit. Bütün fonksiyonlarda da işinize yarar ama dikkat edin, fonksiyonunuz içerisinde yalnızca bir tane x olsun. Aşağıda bir dikdörtgenler prizması görseli verilmiş bize. Tamam. İşte y'yi vermiş, x'i vermiş. EG 6 birimmiş arkadaşlar. Tamam, onu da görüyoruz. Kotanjant pi artı x 8 bölü 3'müş. Şimdi kotanjant pi artı x dediğimiz şey aslında kotanjant x'in ta kendisidir. 3. bölgede olduğu için yine pozitiftir. Kotanjant x 8 bölü 3'müş. Sinüs pi bölü 2 artı y de sevgili gençler kosinüs y'nin ta kendisidir. Kosinüs y de 4 bölü 5'miş bu arada. Dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç birim küptür diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle şuradaki açının y olduğunu biliyoruz biz, değil mi? Burası hipotenüstü, şurası dik. Bu yüzden burası 6, tamam, burası dik. PG bizim hipotenüsümüz. Daha sonrasında da burası x, şurasının da dik olduğunu görüyoruz. Şöyle. Burada da bir dik üçgen var ve karşı dik kenar yine 6. Şimdi kotanjant x'in 8 bölü 3 olduğu bilgisi verilmiş bize. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. Yani sevgili gençler şurası bölü 6 eşittir 8 bölü 3'müş. Bu bunun 2 katıysa bunun 2 katı nedir? 16. Demek ki bu soru işaretlediğimiz yer aslında arkadaşlarım neymiş? 16'ymış. Hemen yazalım. Sonra da kosinüs y 4 bölü 5'miş. Şunun kosinüsü nedir? Komşu bölü hipotenüstür. Doğru mu? Komşu bölü hipotenüs. Peki şöyle bir şey yapalım biz şimdi. Kosinüs y 4 bölü 5 ise sinüs y nedir? Tabii ki 3 bölü 5'tir. Şimdi bunun sinüsünü kullanalım. Karşı bölü hipotenüs 3 bölü 5 ise bakın. Burası ne? 6 bölü soru işareti mi diyelim? 6 bölü soru işareti. 2 katıysa 2 katı demek ki burası da neymiş? 10'muş. Şimdi bak. Sen şunun 16 olduğunu biliyorsun. Şuranın 6 olduğunu biliyorsun. Burası 6. Şu 10 dediğimiz yer şurası bu arada. 10 dediğimiz yer burası. Üzgünüm. Oraya niye 10 dedik ki biz? Soru işareti dedik ki. Karşı bölü şurası dedik. 10 burası. 6 demek ki burası da 8. Bak şurası da neymiş arkadaşlarım? 8'miş. Yani şurası, şurası ve şurası artık biliniyorsa hacmi bulurum ben. Ne yapacağım? 6 kere 16. 96 çarpı 8 diyeceğim sevgili gençler. Bu da 8 kere 9 72. 720'ye 48 eklenerek bulunur. Yani cevabımız 768'dir diyebiliriz. O halde cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir gençler. Evet, geçtim. Sanırım bu da son sorum. Aynen, bir sonraki konumuzda logaritma konu özeti ve sorularına bakacağız. Son sorumuzu çözmeye başlamadan önce birkaç hatırlatma yapayım. Öncelikle kanala abone olmayanlar arkadaşlarım kanala abone olurlarsa sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de yine tekrar ediyorum. 40 soruda trigonometri diye efsane bir videomuz var. Yine pdf'lerde ücretsiz, oradan indirip çıktısını alıp çözebilirsin. Gerçekten efsanevi sorular ve videolar var. Haberin olsun. O videoyu da tekrar ettikten sonra trigonometri ile alakalı bir sıkıntının, bir sorununun, bir probleminin kalmayacağını da düşünüyorum. Aşağıda santimetre cinsinden uzunluk ölçen iki eş cetvel verilmiş bize. Pekala. Burası kaç santimmiş? 3. Burası kaç santimmiş? 5. Burası da 7 mi? Üstteki cetvel C köşesi sabit kalmak koşuluyla ok yönünde 30 derece döndürülüyor. Şimdi bu tarafa doğru sevgili gençler 30 derece döndürüyoruz. Diyor ki yeni durumdaki AB kaç santimetredir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi peki 30 derece bu tarafa doğru döndüreceksek açımız 30 derece küçülecek, doğru mu? Şimdi ben oradaki açıyı bulmaya çalışsam önce bir. Ha, mantıklı mı? Oradaki açıyı bulsak. Yani şöyle diyelim. 7'nin karesi 49 eşittir 3'ün karesi 9. 5'in karesi 25 eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa diyelim biz. Şöyle. Sonrasında da 25 9 daha 34 yapar. Bunu bu tarafa atarsam 15 gelir. 15 eşittir. Şurada da çarparsak eksi 30 çarpı kosinüs alfa. Şimdi kosinüs alfa ne olur arkadaşlar? Kosinüs alfa 15 bölü 30 olur. Eksisi tabi. Yani eksi 1 bölü 2 olur. Kosinüs alfa eksi 1 bölü 2 ise alfa kaçtır sevgili arkadaşlar? Tabii ki 120'dir deriz. Peki 120 ise ve ben bunu 30 derece bu tarafa döndürüyorsam bu şu şekilde bir şey olur. Şöyle bir şey olur. Cetvelimiz artık. Ve cetvel bu şekilde olduktan sonra ben bu cetvelin hala 5 cm olduğunu biliyorum. Şimdi bana şuradaki ipin uzunluğu mu sorulmuş? Burası 3 ise, burası 5 ise şurası ne olur arkadaşlar? 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25, bunun karekökü olur. Yani cevabımız kök içerisinde 34 olur. Yani cevap Adana'dır diyebiliriz artık. Evet arkadaşlar, bu videonun da, bu testin de sonuna geldik. Diğer testlerde ve diğer videolarda görüşürüz artık. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.